Sıkıntı yok. Yetişi bizim işimiz. Kornamız hayırlı olsun bu arada. Kurtulduk dedikten. Hadi sebzenin jeti oluyor. Balığın jeti oluyor da. Fındığın da mı jeti oluyor dedim ya. Ah canını yediğim be. Ah canını yediğim. Retardarın gözünü seveyim ben ya. Anam. Keşke gelmeseydim ya. Kayıttayım. Ha git oğlum be. Trafik ne lan? Hay maşallah. Burası la oğlum yavaş git la. La kardeşim la Allah. Devam baba yapıştır. Vallahi bir soğuk var bir soğuk var şimdi kaloriferi açtım. Gel. La oğlum basmayın la. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeni videodan selam olsun. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Nizamettin Akbaş. Her seferinde söylüyorum çünkü neden? Kanalımıza yeni katılan kişiler olmuştur. Bizi tanımayanlar olmuştur. İnşallah bizleri güzel tanırlar, iyi tanırlar. Arkadaşlar bugünkü yolculuğumuz Allah nasip ederse çarşambadan yine her zamanki gibi Ambarlı'ya gidiyorum. Ama bu seferki yükümüz tabii ki un değil. Un değil, birazdan göreceğiz. Öncelikle YouTube kanalıma yeni katılanlara selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum tekrardan. Ve ne diyorum? Bol bol beğeninizi aynı zamanda bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni butonu şöyle sola doğru kaydırarak da ding oradaki teşekkür butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. İnşallah bu yolculuğumuz da güzel geçer. Ama bu yolculuğumuz arkadaşlar biraz jet olacak. O da neden mi jet? Birazdan hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım ne diyoruz? Şimdi video ve yolculuğumuz başlasın. Herkese iyi seyirler. Hadi bak. Arkadaşlar şu an yanlış olmayı fındık ekliyoruz. İkimiz fındık. Bu 3 fındık değil mi? Bu sene milletin anasını anlattılar. Yok kokarca, yok böcek. Vallahi ya. Ben bile fındığı orada cam gibi fındık hiçbir şey yok. 115 liradan zor verdim. Hiçbir şey yok. Ne koku ne böcek hiçbir şey yok. Anamızı ağlattılar ya. Vallahi ola köyleri oldu. Evet. Şimdi yola çıkma zamanı. Hadi bakalım. Fındığı da jeti olur mu arkadaş ya? Adam diyor ki, abi de sabah 8'de diyordu olman lazım diyor. Aynı balık arabaları gibi, sebze arabaları gibi jet diyor. Hadi ya. O iş dedim benim işim. Sıkıntı yok. Jet işi bizim işimiz. Ay. Buna da hava birdenbire 30 dereceye çıktı ya. Şu Emre'yi arayayım da benim balığı hazırlasın. Geliyor. Geliyorum abi. Kornayı duyduğun gibi yola çık. Tamam. Tamam hadi. Bakalım saat kaç? Saat 3.30. Mazotum var zaten. Mazotlanmaya girmeyeceğim. Depondalarım dolu. Varırım herhalde. Artık bu gece uyumayacağız. Öyle bir saat, iki saat uyuyup devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Adamları mağdur etmeyelim. Çünkü gümrükçüler sabah 8'de araba burada olsun istiyorlarmış. Biz olacağız inşallah. Sanki sebze götürüyor. Balık götürüyor. Geçen bir de benim kardeşim aradı. Balıkçı ya. Balıkçı motorlarında çalışıyorlar. Abi diyor sana da bir soru soracağım diyor. Senin ilgi alan diyor. Neyi dedim? Şimdi buradan diye balık yüklesen diye Trabzon'dan diyor. He İstanbul'a diye kaç saat inersin diyor. En babası 11.30. 11-12 saati inerim dedim. Nasıl yani? Evet dedim. Abi de bizi geçen diye araba yükledi diye. Adam diye 17 saatte zor gitti diye. Ne dedim? 17 saat. La 17 saatte dedim nereye gitmişiz diyeyim ya? Şeye mi gitmiş? Tekirdağ Çorlu'ya mı gitmiş dedim. Yani Lüleburgaz'a trafa mı geçmiş dedim yani 17 saat diyorsun dedim ya. 17 saat demek ne demek lan? Şimdi okullar da açıldı ya her taraf dolu her taraf kalabalık. Vallahi benim şu an fındık götürdüğümüz üsler var ya beni soymaya kalkarlar ha. Komple iç fındık komple arabada var bir tonluk 25 çuval yok 26 çuval şey iç fındık. Hazır kırılmış böyle. Kornamız hayırlı olsun bu arada. Kurtulduk dedikten. Emre nevaliye getirdim acaba? Şey Ambarlı'ya.
Öpüyorum seni. Evet, şimdi Osmanlıca tüneli girişindeyiz bu kardeşlerim. Baba elin emeğine sağlık. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Sağ ol baba. Kornamız da yakıyor be ya. Gıttan kurtuldum. Mesela bak şimdi. Bundan kurtuldum. Buraya düğme koyduk. Ayrıca Furkan kardeşim sağ olsun. Halletti yani, inanın. Sırf bugün kornayı taktıracağım diye sabahın köründe kalktım ve gittim sanayiye. Oraya yanaştım. Sonrasında kahvaltı yapmamıştım. Sembol böreğe gittim. Kahvaltımı yaptım. Tam işe başlayacağız. Pat telefon. Nizamettin Bey buyurun. Neredesiniz? Sanayideyim. Ya işte ne zaman geleceksin? Dedim abi geleceğim. Bu fındık sabah 8'e oraya inmesi lazım dediler. İhracat. Dedim baba dedim hadi sebzenin jeti oluyor. Balığın jeti oluyor da. Fındığın da mı jet oluyor dedim ya. Abi dedi ihracat sabah 8'de orada olman lazım. Tamam dedim. Elimden geleni yaparım dedim. Geliyorum dedim. Kornayı taktırdım. Öğlen de gittim. Big Mac çuvallarda iç fındık. Tanesi bir ton. Bir çuvalı bir ton. Yani şu an arabamda 25 ton fındık var. Tabii iç fındıkla kabuklu fındığın fiyatı farklı. İç fındık fiyatı ne kadar bilmiyorum. 25 ton. Hesaplayalım baba. 25 ton. Bak şimdi. 25 bin çarpı. Hadi ben en kötü ihtimal 150'den hesaplayayım. Dur lan. 25 bin çarpı 150. Arabamda nereden baksan 3-5 milyonluk. Ben 150'den hesaplıyorum ama tabii ki 150 değildir yani. Nereden baksan 200-250 vardır yani. Bak şimdi. Lan ne güneş vurdu be. Ana derdine tük. 25 bin çarpı 250 de çittir. 6 milyon 250. Yani arabamda 6-7 milyonluk fındık var. Bizden hani 120-130 alıyorlar ya. Bizden 120-130 alıyorlar ama dışarı 200-250'ye satıyorlar. Ya iyi git. İşte bu iş böyle. Bu iş böyle gidiyor. Şimdi ben sabaha kadar gaz basacağım. Bir an önce varmam lazım. Balamut balığı aldım ama balamut balığını da 5 molada yaparım diye umut ediyorum. Kardeşim benim. Yolu da açık olsun. Adamlar ya. 19 Trabzon Niğde 007. Ya şuramda da bir ağrı var. İnanın yani korkuyorum acaba kalp krizi mi geçiriyorum diye ama inşallah öyle bir şey yoktur ya. Vallahi. Ulan maşallah. Güneşe bak ya ne çaktı ya. Ano. Anan derdine tüküreyim. Bu ne la? İyi de güneş. Ben su alacaktım hala. Evet arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Ben size demiştim zamanında. Balık sezonu açıldığı zaman ben devamlı balık yaparım, balık yerim. Çünkü balık gibisi yok. Sağ olsun Emre kardeşim de yüzeye gene temizlemiş. Şimdi bakayım. Bunda bir şey yok. Bunun şeylerini de almış zaten. Bunu şöyle geçit tarafını şöyle bir alayım. Arkadaşlar şöyle balamut balığı kızartacağınız zaman da böyle ortadan ikiye kesin ve şu gövdelerine şöyle bıçak izi atın. Hem balık daha iyi pişer hem daha da güzel olur. Suya bırakalım, suda biraz kanı çıksın. Ne güzel baba ya. Cırcır böcekleri de ötüyor. Cırcır. İnsan böyle var ya, uykusu geliyor ya. Bu arada kuru incir reçeli de aldım. Bunları şöyle şurada. Yine birisi geldi. Baba bu uşakta salatalığı var ya 10 numara vermiş bu sefer. Tabii benden fırça yedi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Ah canını yedim be. Ah canını yedim. Bu da salatamız, dövüşümüz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bak. Hoppa. Bak balık ortadan ikiye yarıldı bak. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bu şekilde balık yaparsanız daha güzel bir şey. Balık bu şekilde daha güzel bir şey. Ben bu akşam bu da köpek etmeyeyim. Bunda tuz yok. Buğday yok. Sadece hakiki çavdar. Ya.
yaşındız. Anasını satayım. Vallahi. Gel baba gel beraber yiyelim. Gel. Evet hadi de gitme. Balığı palamudu. Tereyağıyla yapacaksınız. Bolu'ya kadar geldik diyecektim. Arka kamera yine cart. Şu an Bolu finaldeyim. Buraya aşağı nasıl ineceğiz şimdi? Ana derdine tükürüyor. Hey! Uykumun geldiği belli. Kaşınmalara başladım. Saçımla başımla oynamaya başladım. Hadi bakalım. Vallahi daha gidemiyorum. Ben var yatmak. Bir iki saat. Ondan sonra devam. Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Şu an İstanbul'un bir de sabah trafiğini yaşayalım değil mi? Molof'un oraya geçtik ama Allah'tan fazla bir yoğunluk yok. Saatimi şu an tam 7 ve ben Molof'tan Avcılar istikametine dönüş yaptım, gidiyorum. Baba İstanbul hayatı da kötü ya. Millet sabahın köründe yolun kenarında servis bekliyor. İşe gidecekler. Zor ya, vallahi zor ya. Baksana adamlar servis bekliyor. Tursan'a kadar geldim, Tursan'da 1-2 saat uyudum. Baktım gidemiyorum. Ondan sonra kalktım. Şimdi hala gidiyoruz. Adamlar saat 8'de burada ol demişlerdi. Mecbur kalktık gidiyoruz. Saat 7. 7.30'da 8'e çeyrek kala oradayım. Bir yarım saat 40 dakika uyurum. Ya da beklerim artık. Bakacağız. Biz bu trafiği anca 8.30'a kadar aşarız herhalde. Şu Avcılar istikametine bir dönsem. Ford'cu da yürü de yürü de. Egzozundan çıkan dumana göre Ford'sun. Ya Ford'sun ya Mercedes. 25-21. Sol şeride geçmiyorum. Sağ şeride kullanıyorum ki servis arabaları, ufak arabalar rahat rahat gitsin diye. Ama bu dayım gidemiyor. Bu dayımın önüne geçmem lazım. Bu adam, bu dayım beni oyalıyor. Aynen. Ben dedim ya Ford diye. Harbiden de Ford'muş yani. 2520 Ford Cargo. Yavaş Nizamettin, yavaş ilerse. Fren lambalarına basan basana. Bir de bu sağdan girenler var ya. Hep ekseri bunlar yapıyor bu işi. Hep ekseri bu polis çakarı olan arabalar yapıyor. Ne oldu şimdi? Ne oldu ya? Kesin sabah sabah kaza yaptılar. Bu ne la? Ana derdine tüküreyim. Anno. Bu ne la? Ben 8.30'a oraya varırım herhalde. Bir saat daha erken geleydim var ya, 10 numaraydı. Bir saat daha erken geleydim. Ne var? Don. Tamam. Ay ay. İnşallah Avcılar sapa rahattır. Ulan otobandan şarıl şarıl yağmur yağıyordu. Burada şimdi güneş açtı. Retardarın gözünü seveyim ben ya. Anam. Abi burada ambarlıya abone olduk ya. Gel. He. Dörtlüye yakan gidiyor dörtlüye. Sanki hasta götürüyor. Hasta var ya. Abi kardeşim ne olmuyor? Lastiği mi gümletmiş? Arıza yapmış. En kötüsü de abi ya. Vallahi en kötüsü de o. Spartakula. Bahçeşehir, Altınşehir. Bir sonraki sapak Avcılar sapağı. Hadi bakalım. Arkada yer yok ki. Şu an geliyor. Başımın belası geliyor şu an. İçeri gireceğim ben Mahalle Martaş'a da. Devam edecek. Giriş var mı içeri? Şu an giriş var mı limana? Ücretliğe mi geçeceksin sen? Garaja girmeyeceğim. Direkt limana karşıya şey getir. Seni kimse göndermez. Arkadaki sıranın dışına bağlanman lazım. Arkada sıra da ta anasının nikahında. Burada durmaya yer yok. Yapacak bir şey yok. Arkada sıraya girmen lazım. Seni kimse almaz yoksa. Onu söyleyeyim ben sana. Sıraya girmeden almaz. Almaz. İmkanı yok. İleriden dön. Kavşaktan dön. Orada bir yerde kendine bir yer bul. Bu ambarlı limanı niye biliyor böyle? Her gelmemde bir sıkıntı çıkıyor. Kurban olayım ya. Sıkıntısı yok bak. İkinci sıra yasak diyorum ben sana. Çünkü yolu daraltıyorsun. Buradan polis araçları da geliyor. Seni böyle gördüğü zaman otomatik çekiyor. Resmini yazıyor. Neyse. Niye durduk yere ceza yesin 5.000-6.000 lira? Gerek var mı? Döneyim de geleyim bari. Bu adamlar evde uyumuyor mu arkadaş ya? Aa duvar dibine çeksek olmaz değil mi? Aslında yasak. Anasının nikahı ya. Bak sen seyre şimdi. Aman derdine çıkışayım. Lan bu ambarlıyı var ya ambarlı. Keşke gelmeseydim ya. Cepte bir yerde kalaydım ama işte sabah trafiğini görmeyeyim diye mecbur. Ha. Bak şimdi paracılar bekliyor paracılar. Ne var? Benim geçmeyeceğim diye. Döneceğim. Geri döneceğim. Limana giriş yasak. Ben söylemem
Fenomenim. Devamsın. Kolay gelsin. Bu saatte giremem değil mi içeri? Hangisine? Martaş mı ne var en sonda? Martaş mı Marport mu? Marport. Marport mu? Fındık getirdim. Bu saatte almazlar. Almazlar değil mi? İçeriye gir. Niye dışarı çıkıyorsun geri? Garaja mı? Şuraya. Bir de para alacaksın bir daha. Almayacağım. Almayacağım mı? Hayır. Sonra demezsin para alıyorlar. Sonra var diyor para alıyorlar diyor. Evet. Mustafa 230'da bundan sonra ben nereye gideceksin? Ha ne oldu diyor. Senden para istiyor. Ben bunu videolarda izliyorum ya. Ama geçen hafta beni delirttiler ya. Dedim ki. Buradan dönüyorsun nereye gideceksin? Hiç derlenmişsin dönüyor. Dedim abi bak. 100 lira var nakit vereyim ve kartı çekeyim. Lokantaya çekti. Arabaya arı çekti. Arkası iyi kılıyor. Abi. Lan bir durun da. Kayıttayım. Kendine iyi bak. Tamam baba öpüyorum sağ olasın. Adam yüzü. Vallahi izliyorlarmış biz. Oğuş. Ha git oğlum be. Keşke oraya giyseydim lan. Orası daha iyiymiş valla. Daha bir 55 daha var burada. Kimmiş lan? Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Eyvallah baba. Neyse bir çay içelim. Anasını satayım. Sabahın her saati ya. Limanda acayip bir yoğunluk var var ya. Kim kime dumdum anasını satayım. Mariport sırası nerede acaba? Anasını satayım. Allah billahi ya şu yoğunluğa bak. Ha şimdi burası Mariport liman sırası olmasın? Buranın sırası mı bu? Mariport sırası mı? Sıra var değil mi? Tamam. Anasını satayım ya. Sıra. Bu arabalar da önüme geçti. Tamam. Gir de sıraya. Neye git? Şey yapayım ben bilmiyorum. Ha. Bu arabalar şimdi geçti önüme. 3 tane 1 2 3 4 araba. Anasını avradını satayım. Habire de geliyorlar ya. Habire de geliyorlar ya. Şimdi tam avşattan geri dönecek bir daha ya. Ben daha onun arkasına bari gireyim. Şuraya baksana ya. Tam 5-6 araba geri attı beni ya. Oradan sağa dönüş var. Evet. Sağa dön. 10 metre sonra sol tarafta bir tünel var. Kuzey sahası yazıyor tabelasında. Kuzey terminali. Kuzey sahası. Şimdi buradan. Sağa dön. 10 metre, 15 metre sonra solda. Şimdi sağa döndüm. Bir dakika. Kuzey terminali. Terminali yazıyor. Aynen. Gir oradan içeri. Tünelden mi giriyor? He, tünelden gir içeri. Tamam giriyorum abi. Benim. Tamam. İleri git. İleride güvenlik çıkacak karşına yolun sonunda. Tamam. Erdal'a geldim de. Son hep buraya gel tamam mı? Tamam. Tamam oldu abi. Evet. Hadi bakalım. Bu ne la arkadaş ya? Ana derdine çıkıyor. Arkadaş bu liman ne kadar büyük ya. Bu ne ya? Başım döndü arkadaş ya. La oğlum ne durdu ya? Erdal'a geldim da. Az tipa bak. Erdal Bey'e geldim. Erdal mı? Durdurmadan sorsana. İlle durduracağım. Buna kadar dön. Acaba nereden gideceğim?
Buradan mı? Oradan mı? Sol dedi. Beni gören şaşırıyor bir kere. Adam öyle eğilmiş bakıyor. Bu mu Nizamettin abimi diye. Hadi bakalım. Geldik. Şükürler olsun. Şimdi aracımızı bir boşaltalım. Evet, şimdi şey başladı. Eğitim başladı. Böyle Paşam böyle gidiyoruz ha. Buradan dönüş. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Efendim. Alo. Efendim. Boş kantar yapıyorsun. Tamam abi. Kantar işini bana WhatsApp'tan atarsın. Tamam. Tamam oldu abi. Tamam abi. Sağ olun. Kolay gelsin. Abi. Anne. Baba kantara böyle gidemez miyim ya? Dönecek miyiz bir daha? Ay anasını. Dön babam dön. Dön babam dön. Şuraya bak ya. Dön babam dön. Kantara gidiyorum, boş yapacağım. Bu aradan girilmiyor değil mi kantara? Tamam. Devamlı dolanıyoruz ya. Kantara arka tarafta, diğer buraya gidemiyorum. İlla buradan gideceğim. Dayı bizi bırak da gidelim de. İyiyim baba, sağ ol. Sen nasılsın? Ya ne? Allah yardımcınız olsun. Baba görüşürüz hadi. Lan liman da seviyor bizi be. Liman da seviyor bizi be. SO845 abi. Sistem güzel. Sistem güzelmiş. Hadi kolay gelsin abi.
Şimdi WhatsApp'tan yetkililere atacağız. İlk önce şunu atalım. WhatsApp'tan ara, yolla. Gelelim ikinciye. Bunu da görüntülü arar gibi yapalım. Tamam. Bizim gruba da atalım. Benim gruba da atayım. Teslimat yapıldı. Şimdi çıkış. Selamünaleyküm. Boşalttım boş. Hadi kolay gelsin abi. Şimdi de bana güvenlik arka kapağı aç demesin abi burada. Açtıracak. Biliyorum. Ben de açayım mı? Sorduğun kapağı at. Kolay gelsin. Şu kapağımı kapatayım, devam edelim. Evet, şimdi devam ki. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kadar arabala? Ana, derdine düş. Bu ne lan? Çok şükür biz kurtulduk, hadi bakalım. Her zamanki gibi İstanbul'da yine trafik kazası. Bak, adam tırın sağına girmiş. Şimdi patrani. Tırın sağına girmiş. Tır arabayı komple bulamış. Yapacak bir şey yok. Tırın sağına girmeyin diyoruz baba kaç kere. Tırın sağına girmeyin. Tırın sağı kör nokta. Şoför sizi görmez. Bunu biz defalarca söylüyoruz ya, defalarca. Ama işte bakma, bizi dinleyen yok. Ondan sonra vay efendim niye böyle oldu? Vay efendim sen beni görmedin mi? Vay efendim şöyle, vay efendim böyle. Abi girersen tırın sağına, öyle ön lastik komple seni budar yukarıdan aşırmayacaksın abi, girmeyeceksin. Yani onlar zannediyor ki biz sağ koltukta, yani biz sağ koltuktan sürüyoruz arabayı. Sol koltuktan sürmüyoruz. Sol koltuğa oturun bakalım, görebiliyor musun? Bizim kazamız hep sağdan, kör noktadan oluyor. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Defalarca. Baba ben soldan gideceğim, kusura bakmayın. Çünkü ben Hadımköy'e geçeceğim. Arkadaş buraları niye geniş yapmazlar, dar yaparlar ya? Adam korkuyor araba geçerken vuracağım diye ya. Ben kendimi Hadımköy'e bir atayım. Ana! Ulan bu trafik ne lan? Buradan gidelim mi la? Anam! 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 Bak hele, bak hele, bak bak bak. Hey, yan dağlar yan. Ben giderken buradan gitmem abi. Çatalca'dan hop yalla. Biter mi la o trafik? Ana derdine tüküreyim. Hop. Hay maşallah. Hay maşallah. Lanet olsun bu İstanbul trafiğine. Bu ne lan? Hala da geliyorlar ya. Yok baba buradan gelinir mi ya? Yok abi adam buradan sinir krizi geçiriyor. Hele ki ben. Hele ki ben. İmkansız. Patlarım patlar. Hadi gidelim şimdi doğru arabayı yüklemeyeyim. Evet arkadaşlar, şu an yükleme yerinden çıktım. Moğol İstanbul'a doğru gidiyorum. Hafiften bir yoğunluk var ama o kadar da aşırı değil. Akıcı. Yani bugünkü trafiğe baktığım kadarıyla şimdi trafik diye bir şey yok. Akıyor yani, gidiyor. Yine bu saate kaldık. Şimdi daha çıkmadan aradılar Samsun'dakiler. Abi ne yaptın? Yükledin mi? Yükledim. Abi arabada Erzurum var mı? Var. Sen sabah 9-10 gibi burada olmaya bak. Erzurum'a devam edebilirsin dediler. Anlaşılan biz bu yolculuğumuzda bayağı bir uzun bir yolculuk yaşayacağız herhalde. İstanbul'dan Samsun, Samsun'dan Erzurum. Gibi. Bakalım hayırlısı olsun ya. Bir gidelim de. Arkadaş burası. La oğlum yavaş git la. Allah muhafaza birisiyle bir sağa mağa kadalar. Al sana kaza ya. Neden bu kadar dikkatsiz araba kullanırsınız ya? Arkadaşlar ben o şok deponun Ceva'nın altında baş bir otoyde parça var. BSG. Oradan yükledim. Samsun BSG'ye gidiyorum. Büyük ihtimal oradan da Erzurum'a geçeceğim. Yani bugün beni Sina boşu boşuna dolandırdı. Dolandırdı derken yani maddi açıdan değil. Öyle dolandıramaz da. Bana diyor ki konum attın mı? Konuma git diyor. Tamam geliyorum. Konum beni Cevan oraya gidiyor. Tamam Cevan'ın diye ikinci kapısından gireceksin diyor. Alttan yukarı çıkıyorsun diyor. Solunda beton santrali var diyor. Tamam oradan değil. Yukarıdan tekrar aşağı doğru sallanıyorsun. Oradaki kapı. Gidiyorum. Adama diyorum ki böyle böyle. Kaptan diyor saat 4'ten sonra geliyor sen adamlar diyor. Eyvallah tamam ama yükleme yerinin orayla alakası yok. Beni yanlış yönlendiriyor. Sonra Halil abi aradı. Faruk abinin kardeşi. Dedi ki böyle böyle sen dedi yanlış yerdesin. Abi nasıl ben sana konum atımını yapıyorum. Bir baktım konum at tarafı gösteriyor. Baş bu otomatik. Ben dedim ki onlara bakın dedim adamlar dedim saat 4'ten sonra falan dedim, almıyorlar beni dedim. Onlar da aşağıya aramış. Aşağı dedim bize kimse gelmedi etmedi niye almıyormuşuz. Ben yanlış yerdeymişim Sinan'ın yüzünden. Neyse gittim orayı buldum ettim. Dedim ben geldim böyleyken böyle. Sen dedi almıyorlar güvenlik falan demişsin. Daha bir sorma dedim. Bizim arkadaş dedim bana dedim yanlış bilgi verdi. Beni dedim orada
orada bekletiyor kaç saattir dedim ya. Neyse bir şekilde girdik içeri, yanaştık. Daha bu saat oldu çıktım yani. Araba parçası olduğu için parça parça olduğu için bu saate kaldık. Ama şükürler olsun çıktık şimdi. Şu çevre yoluna bir bağlansam hayırlısıyla. Başka bir şey istemiyorum ya. Neyse millet basıyor, ben de basayım bakayım nasıl olayım. Bassak ne olacak? 05 Amasyalı Atilla kardeşim. 05 Adana Ceyhan Yozgat 204 devam et, bekleme yapma yavrum. Devam et, bekleme yapma. Şimdi bir de orada Molofur'da kantar var, kantara gireceğiz. Bir de buranın trafik polisleri hep bayan ya. Valla bah ayda. Yani kontrol noktalarında hep bir tane iki tane erkek varsa 3-4 tane bayan var. Yani bayan trafik polisi kardeşlerimiz de yola çıkmışlar ya. Helal olsun, tebrikler. Nadaya sıkıştım hala. İki telli, 9 dakika güneşli. Metris. Metris cezaevi. Gelmişim denetim istasyonuna. Ben kendimi sağ tarafa atayım. Ne güzel ay ışığı var ya. Valla. Ne oluyor ya? Şöyle bu kameramızı şöyle yapalım. Şöyle yolu gösterelim değil mi? Yolu yakından alalım. Ya... Burada kimisi kantara girmiyor. Bu ne iş ben anlamadım ya. Ya biz kantara giriyoruz, adamlar kantara girmiyor. Nasıl oluyor bu? Ama mesela bak bunların da kantara girmesi lazım. Arkada geçtim kamyonların. Polis kontrol noktasıyla bizim işimiz yok. Sağdan değil, soldan değil. Ben soldan gireyim. 22 ton, 990, 15 ton, 15, 20. En aşağı 6 ton yükümüz var ya. Vallahi aslında diğerini de kaldırayım. Diğer şeytanı da kaldırayım. Lastik eskitmeye gerek yok. Dayı. Bir müsaade edin lan. Bir müsaade edin ya. Sakin ol evlat. Anan derdine tüküreyim. Bu ne la? Şu trafiğe bak. La kardeşim. La Allah Allah. Allah Allah. Tamam. Buna lan. Harfiyetçiler geçiyor ortalığı. Haydi. Lanet olsun ya. Az bir dur la. Eyvallah baba, adamsın. Çok şükür ya. Vallahi çok şükür ya. Hah. Bundan sonra daha korkum yok. Devam baba. Yapıştır. Vallahi var ya. Şu köprünün görünüşüne bayılıyorum ya. Vallahi bayılıyorum ya. Her akşam farklı bir renk. Hay yavrum şu kalabalığa bak, kalabalığa. Arkadaşlar az geride bir tankerin altına arkadan taksi girmişti. Kaza var yolda. Ve yolun durumu şekil ağda gözüktüğü gibi. Görüyorsunuz değil mi? Allah yardımcınız olsun. Vallahi billahi. Buraya bak. Derdine tüküreyim, şuraya bak. Yol biter mi la? Bu kalabalık biter mi la? Habire geliyor arkasından. İyi. La girin oraya, tesise girin de.
boşu boşuna bekleme, yatın aşağı. Valla bu yol açılana kadar aşağı 3-4 saat geçer. 3-4 saatte de uykuya alırsın, gidecek olduğun yere de gidersin. Bunların yerine ben olayım, öyle yaparım. Valla. Buraya bak. Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar. Valla o kadar yorulmuşum ki baktım gidemiyorum. Arabayı çektim, 3-4 saat uyudum. Çünkü dün gece de uyumadan gittik ambarlıya. Erkenden varalım, boşaltalım diye. Bugün de sabah 9-10 gibi burada oldu dediler ama benim canımdan değerli değil hiçbir şey. Onun için gelecele yattım 2 saat. Sonra oradan kalktım, yola çıktım tekrardan. Kemik rampasına indim İsmet Paşa'yı. Baktım yine uykum var, gözüm dalıyor. 2 saat daha yattım. Şimdi Çerkeş'e doğru çıktım, gidiyorum. Bu ne lan? Valla bir soğuk var, bir soğuk var. Şimdi kaloriferi açtım. Yani kaloriferi açtım, dondu her tarafı. Şimdi kaloriferin sıcağında gidiyorum yani. Bu sene kış biraz sert geçecek gibi geliyor bana arkadaşlar. İçimde öyle bir his var. Saat kaç? 6. Benim buraya varmam 10-11. 11-12. Yapacak bir şey yok. Hem onların dediği olacak değil. Gidebildiğim kadar. Ben gidebildiğim kadar, gidemediğim kadar çeker yatarım. Kimse bana Allah kızım bugün bir şey olduğu zaman da ya işte bir şey ihtiyacın var mı? Arkandayız, arkandayız demez. Bir iki gün var. Ondan sonra benim ailem, çeliğim, çocuğum derma perişan olur. Hiç gerek yok. Herkes kendini düşündüğü için ben de kendim düşme zorundayım. Şuraya bak ya. Şu sabah manzarasına bak ya. Ana derdine çekelim. Bu ne güzellik böyle ya. Evet. Sabah trafiğimiz hayırlı olsun. Hazırlıyoruz, hazırlıyoruz. Hoş bulduk abi. Evet, tam oraya hazırla, şu öndeki araç gidince hemen yarız. Allah yolun açık olsun. Allah kazan beraber amin. Versin. Amin. Sağ ol abi, kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi Allah'a emanet. Dayı bir dur dayı. Aşıktan midem bayıldı ya. Günaydın arkadaşlar. Şimdi Cevdet Baba, Cevdet Kılıcası ve Bekir Kılıcası'na kahvaltıya gideceğim misafirle. Öncesinde şu şeylerimi ben bir hazırlayayım. Misafirler boş gitmemek lazım. Komşu komşunun bir bardak suyuna bile muhtaçmış. Bizim de yolda komşuluğumuz bu. Evet, Cevdet Baba'ya gidiyoruz. Al geri gel. Yanlış bir cümle söylemedim ha. Öğrenecek babası. Öğrenecek. Ulan nasıl olacak ben bilmiyorum zahmet. Ben bilmiyorum bunu nasıl öğrenecek ben de bilmiyorum. Gel. Gel. Hadi lan söyle bile tamam. Hop. Al al al. Tamam ya. Tamam oh. Tamam. Oh. Öğren oğlum öğren. Babanlar öğren. Bu fırsat her zaman öğren geçmez.
Yok yok, saat geçmesi gerek yok yani. Bunlar el kapıda çalışıp da, tamam mı? Bunlar biraz el kapıda çalışıp emir yemeğine görmeniz lazım, tamam mı? Çok güzel, çok. Tamam mı? Sige seviyorsun ha? El kapısı. Tamam, o yüzden bunlar biraz da pişmesi lazım. Dedin abi, sen olsan biz yapsaydık. Bunu biraz da daha... Yok ben ona yedim de benimki bitti. Biraz bu yumuşak iyi yani. Evet, evet. Planda kalırken bol sayesinde olmaz. Bayatlamamış. Ben ona yedim de. Abi hazır fındıta kiloyu vermişim, bir daha niye geri alayım? Bugün Cevdet babanın dolabına misafir olduk. Namı diyen Cevdet Kılıç Aslan. Ahmet. Öğren oğlum, öğren. Babandan öğren bu işleri bak. Bugün yarın seni yolda yakalarım. Dola başladığın zaman da abi ne yapacık? Ne edecek deme bana. Hep yeri. Ha. Nereye al Ahmet? Valla ansızın misafir olup gelirim. Hadi bakalım. Göster kendini derim sana. Aç kalacağız bu. Ya kimse aç kalmaz da. Yok, aç kalacağız. Deriz yapar. Ha yapar mı öyle köpek, şeyi? Köpek de aç kalmıyor. Ha şimdi misafir geldiği zaman da daha güzel şeyler yapman lazım. Şöyle kendini göstermen lazım. Sağ ol belli. İyi hadi bakalım. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Bak ben yolda yaptığım yemeği yapıp kızlar benimle yola gidiyor benim kızlar. He görüyorum onları. He ya, baba onlar. Diyor sen diyor bunu nasıl yapıyorsun diye. Ya diyor bu diyor evde niye böyle lezzetli olmuyor diyor. Kızın dedim ben de buraya sevgimi katıyorum. Şey de öyle. Bizim değil o çocuk şey Bayburt'u var ya. He. O da kızdan götürüyor. Kız nereye kaçtı diyor ha böyle diyor. Çok seviyorlar yola gitmeyi çok. He. Kızı mı? Vay çay vay vay. Kimi çetirdin sonra? O çalışmıyor. Güzel. Ahmet abi şimdi düzelttik işi. Ben karıştırdım kafayı yedim. Snap çedet çedet diye normal bir canım. Sonuçta senin kanın da Ahmet abi ya. Yani sonuçta o da bizim paşamız. Nasıl memnun musun arabada? İyi de abi körük yok diyor. Körük mü? Körük olsa hiç sanmıyorum araba değil. Anladık. Ahmet otur, nasıl yiyorsun? Ha gelmedi abi. Yok az çok, ben normal yiyorum. Normal normal, sen nasıl yiyorsun? Tamam, sen daha böyle koymazsın, sakin ol. Ahmet abinin işine karışma. Dereyağlı, dereyağlı, dereyağlı. Dereyağlı. Hatırlıyor musun sen de sizi? Dereyağlı değil, dereyağlı. Hangi kargodan geldin? He? Hangi kargo? Kargo? Şu kargo şeydi ya. Baş bu otopa yedek parça var ya boyu. He, dinamik. Cevanın altında. Dinamik neydi o? He he. Belki de oradan da Erzurum'a geçebilirim. Valla? Erzurum malı var abi. Oradan da çıkarsan bir tır yapıp gönderiyorlar. Geçen hafta gittim ya. Ama şimdi eskisi gibi değil ya. Ahmet abi yapmışlar onun yolu. Çok süper olmuş. Neresi? Trabzon'dan Erzurum'a geçiyorum. Oo, bu çorba şimdi güzellik şimdi. Bu ne la? Bir haşlama olmuş 220 lira. Kardeş, bırak çatıra da ekmek, bırak çatıra. Bana bir pas çıktı. Yere anlamıyor. Ömer abi sen uzak kaldın Ramazan'a. Ömer abi oğlum. Oğlum abi. Niye öyle? O zaman niye? Biber ya. Bu acıymış. Acı mıymış? Acı olacak da biber dedi. Sen ben bir tavuk sütü yapayım böyle acılı acı. Bir denge demek hiç yemeyeceğim. Yok abi. Yani, yani, yani. Azabını şey yapayım.
Domates at, domates. Ulan arkadaş, İstanbul trafiğini geçtik, Samsun trafiğine geldi, takıldık, iyi mi? Şuraya bak. Yani şu Samsun'un girişindeki çevirme noktası buranın anasını ağlatıyor. Ben şu kornamı değiştireyim, şimdi polis durdurur. Sen basın kornaya der. La oğlum, basmayın la. Polis şimdi çekecek la. Yıkılıyor ortalık. Ben böyle her sağdan gelene yol verirsem ben yol gidemem ya. Dayı bana bir yol ver de ben gideyim de. Adamlar bu oyunu arıyor. Sanki sebze götürüyor yani. Alt tarafı araba parçası ya. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, bas. Kardeşinle bir kasa palamut göndermiş. Onu da aldı şimdi balık arabasından. Araba İstanbul'a gidiyordu. Hemen orada durdum yolun kenarında. Kardeşimden aldım. Kardeşim de Adanalı. Port Cargo. Port Cargo'nun jeti mi olur ya? Soldan yapıştır, nizam edeyim. Şöyle bir şey yok. Ben kendimi şeridimi atayım da arkadan gelen rahat gelsin. Burası arkadaşlar Samsun otogar rampası. Bir ara biliyorsunuz mazot dökülmüştü şu rampaya da. Damperle burada kalmıştık. Şimdi hemen gideyim arabayı boşaltayım da. Bu benim plate'te sıkıntı var. Plate'i bir diş, iki diş geri almam lazım. Keskin dönüşlerde Dorse kupaya vuracak gibi oluyor. Onu ayarlamam lazım. Şükürler olsun. Kazasız belasız geldik. Yolculuğumuz bitti. Evet arkadaşlar. Telefon. Aha da geldik. Şimdi yanaştık. Arabamız boşalıyor. Bakalım bundan sonra ne yapacak, nereye gidecek belli değil. Bakalım hayırlısı. Her seferinde söylemekten mutlu oluyorum. Bir videodan sonra geldik. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a ısmarladık. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun.